İki akıl hastalığı vardır ki kanımca insanlığın günümüzdeki durumu bunlardan kaynaklanmaktadır. Teknolojinin büyüklük hezeyanıyla şovenizmin büyüklük hezeyanı. Her ikisi de günümüz dünyasının çehresini belirler ve öz saygısını oluşturur. İnsanlığa tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte iki dünya savaşını armağan etmişlerdir. Azgınlıkları geçip yatışana kadar benzeri daha başka kimi sonuçları bize sunacaklardır. Dünyayı saran bu iki hastalığa karşı durmak, günümüz dünyasında akla düşen en önemli görev ve onun varlık nedenidir. İlk paragrafımız böyle. Şimdi önce Yusuf'tan rica edelim. Yusuf, bu çevirini oku bakalım. Burada da görülüyor. Diğer arkadaşlar da buradan okuyabilirler. Evet Yusuf, tane tane oku, takip edebilelim. Tamam hocam. There are two mental illnesses which, in my opinion, are responsible for the present state of humanity. It is technologies and chauvinism's delusions of grandeur. Both Grandeur, grandeur. Evet. define the countenance and form self-esteem of today's world. They gave humanity the gift of two world wars with all their negative consequences. They will present us with some other similar results until their last subside. Standing against these two world embracing illnesses is the most important task in the mind in today's world. And it is its raison d'être. Müsaadenle onun okumasını söylemek istiyorum. Fransızca bir terim o biliyorsun. Raison d'être. Raison d'être. Tamam hocam. Tekrarla istersen. Raison 4. Aynen. 4. Raison d'être. Fransızca'da üstü şapkalı ö gibi okunur. Ö'ye benzer bir ses çıkarır. Raison d'être. Varlık sebebi. Varlık demektir. Evet. Bir de Ayşe'den rica edeyim çevirisini. Tek tek okursan biz de takip edebiliriz Ayşe. Tamam hocam. İlk paragraf. There are two mental illnesses which, in my opinion, are the reasons for the present situation of mankind. The megalomania of technology and the megalomania of chauvinism. Both determine the countenance of today's world and constitute its self-respect. They have given two world wars to mankind along with all its negative consequences. Until they lose their wildness and cool down, they will come with many other similar consequences. To stand against these two illnesses spread worldwide is not only the most important mission that comes to mind in today's world, but it is also the reason why this mission exists. Çok güzel. Teşekkür ederim Ayşe. Evet. Şimdi bir de benim çevirime bakalım. Neler yazmışız? Şimdi şöyle biraz büyüteyim. Bir yandan da okumaya çalışayım. Cümle cümle gideceğim. It is my sincere belief that the disastrous state of humanity in our day may be attributed to interrelated mental illnesses, delusions of grandeur of technology and chauvinism. It is both of these delusions which determine the framework of and give self-esteem to the world of today. Not only they have so far gifted two world wars to the humanity, together with all of their negative consequences, but also they may be expected to present many similar other results to us until barbarity subsides. To fight against these two world-embracing pandemics is the most important task of mind, is indeed the raison d'être of mind in today's world. Şimdi gerek Yusuf'un, gerek Ayşe'nin, gerek Yaren'in çevirileri ikisi de çok güzel, hepsi çok güzeldi. Fakat bir ufak noktada bir anlam kayması olmuş çevirilerde. Özellikle Yusuf ve Ayşe'nin çevirilerinden bahsediyorum. Şimdi yazarın buradaki ana fikri şu.
Metnin altını okumak derken tam olarak bu raddeye erişmenizi istiyorum. Yani amacımız bu. Metnin altını okumak ne demek? Yazar bir şey söylüyor, biz onun ne demek istediğini düşünüyoruz anlamına geliyor. Yani ne demek istiyor? Şimdi mesela son cümleye bakalım. Aslında ana fikir burada. Diyor ki, dünyayı saran bu iki hastalığa, yani teknolojinin ve şovenizmin aşırı büyümesine. Biliyorsunuz geçen yüzyılın son bölümüyle, aslında ikinci yarısıyla bu yüzyılın iki temel hastalığı gerçekten bu. Milliyetçilik akımları giderek şovenizme dönüştü bütün dünyada. Herkes şovenist bir şekilde milliyet savunuyor. İki, herkes teknolojinin esiri oldu bütün dünya. Yani çöldeki insan da teknolojinin esiri. İşte bunu en son Dünya Kupası'ndan görüyoruz. Gerçekten teknoloji giderek insanı esir almaya başladı. Bir yandan da şovenizm. Bu ikisi ne yapıyor? İnsanları savaştırıyor. Savaşlara sebep oluyor şovenizm. Yani kendi milliyetini aşırı büyütüp diğer bütün milliyetleri düşman ilan etmek. İkinci paragrafta zaten bunu göreceğiz. Ve yazarın fikri ne? Dünyayı saran bu iki hastalığa karşı durmak günümüz dünyasında akla düşen en önemli görevdir. Ve aklın varlık nedenidir. Burada başrol oyuncusu akıl. Yani mind. Her iki çevirde de ben şöyle hissettim. Bu tam anlaşılamamış. Yani aklın varlık sebebi budur. Yani raison d'être. Bir de orada çevirde Fransızca kullanmak da gerçekten önemli. İngilizce'de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Normalde İngilizce'de Fransızca'dan çok fazla kelime yoktur. Yani çok çok değildir. Ama en böyle Fransızcanın en güzel terimlerini alıp kendilerine monte etmişlerdir. Bunun başka örneklerini de görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de raison d'être'dür. Yani varlık nedeni, bir şeyin varlık sebebi. O olmasa o olmayacak. Onun için burada Fransızca kullanmak önemli. İkinci Fransızca kullanılan kelime yine Yusuf kullanmış çok doğru bir şekilde grandeur. Grandeur Fransızca bir kelime. Büyüklük demektir. Ama büyük olmak anlamında büyüklük değil. Sapkınlık anlamında büyüklük. Yani kendini büyük görme olayı. Hezeyan. Çeviri çok güzel bu arada. Almancadan çeviri tabii. Çevirmen de şimdi ismini unuttum. Çok iyi bir Almanca çevirmen arkadaş. Grandeur'ü çok güzel oturtturmuş oraya gerçekten. Fransızca büyüklük hezeyanı terimini çok güzel oturtturmuş. Grandeur de yakışıyor. Yani sizin çevirilerinizde öyle bir eksik hissettim arkadaşlar. Yusuf Ayşe ikinizde de. Bir kere in the mind diye çevirmişsiniz son bölümde. In the mind bir fikrin aklımızda olması demektir. Yani akla böyle bir görev yükleyen bir terim değil o. Burada onu vurgulamakta fayda vardı. Yani en temel eleştirim bu. İkincisi de Yusuf örneğin azgınlık terimi. Azgınlık. Ne diyor bakın cümlede? Azgınlıkları geçip yatışana kadar. Yani teknolojiyi de şovenizmi de azgınlık olarak nitelendirmiş. Buradaki azgınlık için last kullanamayız Yusuf. Şimdi İngilizce'de şöyle bir şey var. Bazı kelimelerin, hepsi değil tabii, bazı kelimelerin olumlu bir tınısı vardır. Yani o kelimeyi duyduğumuzda iyi bir hisse kapılırız. Last böyle bir kelimedir. Last evet, aşırılık, abartıya kaçmak, ışığın çok fazla olması. Azgınlık da denebilir belki ama olumlu anlamda, kötü anlamda değil. Burada tam olarak bence yazarın kastettiği barbarlık anlamında azgınlık. Nereye atıf yapıyor burada Hermenes? Hitler'e atıf yapıyor. Şovenizm derken o İkinci Dünya Savaşı, faşizm bunlara atıf yapıyor. Bunun acısını çok çekmiş bir yazar. Yani aslında kastettiği tam olarak Avrupa'nın göbeğindeki o barbarlık. Ve bunu anlatmaya çalışıyor, bunu eleştirmeye çalışıyor ve bundan tek çıkışımız akıldır derken burada da bir trajedi var. Akıl teknolojiyi yaratıyor ama teknolojiden kurtuluşumuz da akılla. Neden kurtulmalıyız? Çünkü onun esiri oluyoruz.
Kötü olan şey bu. Örneğin kitap basılmıyor, gazete basılmıyor. Neden? Çünkü işte teknoloji var. Bu çok kötü bir şey. Çünkü gerçekten de insanlık açısından çok önemli şeyler bunlar. Ve burada Hermann Hesse bu iki büyük hezeyandan bahsediyor ve onları eleştiriyor. Direkt şovenizm diyeden bahsetmesi de zaten bu yüzden. Ayrıca son cümlede işte her ikisi de günümüz dünyasının çehresini belirler ve öz saygısını oluşturur derken, bakın şimdi öz saygı kelime anlamı itibariyle Türkçe'de olumlu bir kelimedir, değil mi? Öz saygım olduğundan söz ederim mesela. Aslında buradaki öz saygısı başkalarını itelemek, kakalamak anlamındaki bir öz saygı. O kadar fazla öze dönüyoruz ki sadece başka insanlardan söz etmiyorum, başka milletler. Hermann Hesse'nin o kitabını okursanız, kitabında zaten bunları daha detaylı anlatıyor. Ben tabii metnin içinden seçip paragraf gönderiyorum ama metnin kendisi çok daha anlaşılır tabii. Öyle bir avantajım var yorumlarken. Metninde de burada öz saygı kelimesini, Almancasını bilmiyorum yalnız ne kullanmış tabii ki. Ben orada self esteem diye çevirdim. Buradaki esteem, şimdi esteem ile respect arasında bir fark var. Bir de buna çok dikkat edin Yusuf, Ayşe, hepinize söylüyorum çocuklar. Bir kelimeyi kullanacaksınız, değil mi? Hemen yazmayın lütfen. Ben bu kelimeyi kullanacağım diye düşünüyorsunuz. Tamam. Hemen bir thesaurus'a girin ya da Merriam-Webster'a girin. Bu kelimenin eş anlamlılarının sinonimleriyle arasındaki fark nedir? Çünkü mutlaka fark var. Yoksa ikisi birden var olmaz. Bunu araştırın ve hangi kelime olumlu tınılara sahip, hangi kelime olumsuz anlamlar yüklüyor, nasıl cümleler içinde kullanmalıyız? Bu ince, ufacık kılcal damarlara dikkat edin. Aksi halde mesela olumsuz bir şey söylerken karşı tarafta olumlu bir izlenim bırakabilirsiniz. Tam tersi bir izlenim bırakabilirsiniz. Sanki burada şovenizmi savunuyormuş durumuna düşebilirsiniz. Çevirilerde bunlar hayati önemde. Bunlara çok dikkat edelim. Yani kelime seçerken aşırı titiz olalım kısacası. Tamam? Hemen bulduğumuz ilk şeye atlayıp sarılmayalım ve onu yazmayalım. Evet. Bu arada ben konuşurken Tuğçe ve Yaren geldiler. İlk paragrafı anlattık arkadaşlar. İlk paragraftan konuşuyoruz. Bir de ilk paragraftan geçmeden Yaren'in de ilk paragraf çevirisini okumasını rica ediyorum. O da çok güzeldi. Herkesle paylaşmak istiyorum. Evet Yaren, ilk paragrafını okur musun tane tane? Sesin çıkmıyor, ses yok. Yaren ses yok. Hocam açıyorum da şimdi telefondan açmak zorundayım hemen. Tamam, Belki okuyamıyorsan sıkıntı yok. Ben müsaitsindir diye şey. okuyabiliyorum. Tamam, dinliyoruz. Tane tane lütfen. İlk paragraf değil mi? Evet, sadece ilk paragraf. Believe the current situation of humanity is caused by two mental diseases. Greatness delusion of technology and the greatness delusion of chauvinism. Both characterize the contemporary world and enhance or build self-esteem. They gave humanity two world wars, each with their own set of adverse consequences. They will continue to present us with similar results until their rage subsides and they calm down. Fighting these two diseases that have spread all over the world is the most crucial duty on the planet today and the reason it exists. Çok güzel. Teşekkür ederim Yari. Sağ olun hocam. Evet, biraz önce diğer arkadaşların da çevirilerini okuduk ve kelimeler üzerinde konuşuyorduk. Yari'nin çevirisinde de bir tek greatness kelimesine takıldım. Yani büyüklük. İki kere büyüklük geçiyor ya, büyüklük hezeyanlarından söz ediyor. Evet, onu gerçekten ben de Evet, çok sevdim. greatness'i çok sevmedim. Grandeur diye Fransızcadan İngilizceye girmiş bir kelime var.
Bu kelime tam olarak burada anlatılan büyüklük. Yani grandeur. Ama onun dışında kelime seçimlerini çok beğendim. Kendi kendilerini sevmiş, düşmanlarına kin ve nefretle bakabilmiş saf dil insanlara ne mutlu. Ne mutlu o kişilere ki kendi kendilerinden asla kuşku duymazlar. Çünkü ülkelerinin içine düştüğü sefalet ve yıkımda kendilerinin en ufak bir suçunun olmadığına inanır ve bundan Fransızları, Rusları ya da Yahudileri kim olduğu fark etmez. İşte birilerini, bir düşmanı sorumlu tutarlar. Kim bilir, belki de yeryüzünde yaşayan insanların onda dokuzunu oluşturan bu insanlar, o çok eski ilkel dinlerinde gerçekten mutluydular. Belki budalalık ya da son derece kurnazlık taşıyan, düşünce düşmanlığı zırhı içinde imrenilecek kadar şendiler ve tasa ve kaygılardan uzak bir yaşam sürüyorlar. Türkçenin güzelliğine bakın. Evet. Şimdi önce Yusuf'tan başlayalım. Yusuf, çevirini tane tane oku bakalım. Burada da gösteriyorum. Mavi ile yazılı olan Yusuf'un çevirisi. Evet. Blessed are the gullible people who love themselves and look at their enemies with anger and hatred. Blessed are those who never doubt themselves, because they believe that they are not guilty in any manner whatsoever for the misery and destruction of their country, and blame the French, the Russians, the Jews. It does not matter who. They blame someone, an enemy. Who knows? Perhaps these people, who constitute 9/10 of the inhabitants of the earth, were really happy in their ancient primitive religions. Perhaps enviably happy and free from worries and concerns, under the armor of thought expertise, carrying foolishness or extreme cunning. Evet, çok güzel. Tebrik ederim Yusuf. Tek Tamam. ciddi hatan şuradaki expertise kelimesi. Onun sebebini anlamışsın. Evet. Evet, Yaren, sen, Ayşe'den devam edelim. Ayşe, senin çevirinde tane tane lütfen. O da çok güzeldi. How happy are the simple-hearted people who have loved themselves but have hated and held a grudge against their enemies? How happy those people are that they never doubt themselves because they believe they don't have anything to do with the misery and destruction their countries are suffering. And they hold the French, Russians or Jews, it doesn't matter who, but someone, an enemy responsible. Who knows, maybe these people who are among 9 out of 10 people were really happy believing in their old primitive religions, enjoying enviable happiness in their shield made from either foolishness or subtly created closed-mindedness, and they were living a life free from sorrows and worries. Çok güzel. Tebrik ederim Ayşe. Evet. Yaren'den dinliyoruz. How fortunate are the naive people who love themselves and can hate their enemies. Truly lucky are those who never doubt themselves because they don't think they have anything to do with the misery and the destruction in their country. Instead, they blame an enemy, whether it is French, the Russians, or the Jews. Who knows, maybe these people who make up 90% of the world's population were really happy in their ancient primitive religion. Maybe they were enviably happy in their armor of stupidity, or extremely cunning hostility to thought, and they lived a carefree life without worries. Çok güzel. Tebrik ederim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi benim çevirimle devam edelim. Sadece ilk cümlede bir kelime üzerinde tartışma açmak istiyorum ilk önce. Şimdi Türkçesine bakalım. Ne diyor? Kendi kendilerini sevmiş, düşmanlarına kin ve nefretle bakabilmiş saf dil insanlara ne mutlu. Buradaki saf dilden ne anlıyoruz? Buradaki saf dil kelimesi olumlu karşıladığımız bir kelime mi? Yani bu insanlara ah ne yazık
bunlar saf değil diye mi bakıyoruz, yoksa burada bir kurnazlık mı var, şark kurnazlığı mı var? Ya aslında bir kötü niyet mi var? Hocam ben bu şeyde cümlede çok zorlandım. Burada yani kesinlikle kötü niyet var. Evet. Ama orada da şey yani böyle korkunç bir sınav veriyorum. Çünkü o kötü niyeti benim olduğu gibi taşımam lazım. O yüzden Evet. ben naif demek istedim. Yani olumsuz bir olumsuz bir anla yani olumsuz bir şey taşıyan bir kelime seçmek istemedim. Çünkü yazar da aynısını yapmış. Evet, Ayşe de bence öyle bir şey yapmış, öyle düşünmüş. Fakat burada ben saf dil kelimesini, saf dil insanlar derken onlara acıdığını hissetmedim yazarın. Tam tersine bunları kurnaz olarak görüyor. Düşünce düşmanlığı zırhı içinde yaşıyorlar diyor. Düşüncenin düşmanı bu insanlar binlerce yıldır. Yani her çağda aynı şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Düşünen insana düşman olmuşlar. Neden? Çünkü o kin ve nefret, onun içindeki konfor, yani kendi tırnak içindeki milletleri içinde yaşadıkları konfor onları mutlu etmiş. O zaman ne gam? Niye başka insanları sevelim ki demişler ve hep bir düşman yaratmışlar. Buradaki Fransızlar, Ruslar ve Yahudiler kelimeleri de çok önemli. Neden onları söylediği yazarın da ayrı bir tartışma konusu. Ben buradaki saf dil kelimesine olumlu bir anlam yüklemedim. Yüklemediğim için Yusuf da benim gibi düşünmüş tahmin ediyorum. Gullible kelimesini kullanmış. Şimdi gullible çok bilinen bir sıfat değil. Gullible saf dillik anlamında yani hafif aptallık anlamında olabilecek en olumsuz kelime. Hatta size şöyle bir şey öneriyorum. Örneğin saf dil, aptal dediğimiz kelimeler vardır ya, ya da böyle insanlar, böyle şeyler. Bunların İngilizce karşılıklarını alt alta yazın. Olumsuzdan olumluya doğru ya da olumludan olumsuza doğru bir derecelendirme yapın. Bunların içinde gullible en alt seviyede yer alır. Yani hakikaten kötü gözle baktığımız, yani aslında gerçek anlamda akılsız değil, saf değil ama kurnaz. Biliyor aslında yaptığı şeyin de yanlış olduğunu. Örneğin işte o Alman faşistlerinin her şey için Yahudileri suçlamasının salaklık olduğunu, kendi içinde yanlış bir fikir olduğunu, aslında bunun böyle olmadığını herkes biliyor değil mi? Herkes biliyor tabii ki. Nedir bunun altında yatan saçma sapan teori? İsa'yı Roma devletine Yahudilerin şikayet ettiği söylenir. Bu da tarihi bir yalan. Onu da geçelim. Ama hala bu çağda 2000 yıl sonra buna inanıp Yahudilere düşman olmak ne demek? Burada bir saf dillik, olumlu anlamda bir saflık yok. Bu kötü niyet artık. Aslında biliyor. Her bir haltı biliyor. Onun için zaten çevirmen çok güzel bir şekilde burada düşman kelimesini tırnak içine almış. Fransızlar, Ruslar, Yahudiler geçen yüzyılın en çok tukak edilen insan grupları. Avrupa'dan bahsediyoruz. Çünkü biliyorsunuz İngilizlerle Fransızlar 100 yıl boyunca savaşmışlar. 1750'lerden 1850'lere kadar. Almanlarla Fransızlar keza. Daha yeni barıştılar Avrupa Birliği sayesinde. Ruslar keza öyle. Sürekli işte bir de Türkler şeyi vardı. Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar. İşte Osmanlı düşmanlığı Türk adı altında. Yahudileri zaten konuştuk. Yani burada bence saf dil kelimesinin olumlu anlam taşıyabilecek bir kelimeyle çeviride yansıtılması doğru değil. Bu yapılmamalıydı. Bunu konuşabilmek için zaten onları değiştirmedim o kelimeleri. Ama bence böyle bir şey var. Neyse ben kendi şeyim. Bir de şimdi Yusuf burada blessed kelimesini kullanmış. Ama blessed bir kere dinsel bir kelimedir. God bless you'dan hatırla Yusuf. Dinsel bir kelimedir. Yani dinsel jargonun içinden gelen bir kelimedir. Kutsamak anlamına gelir aslında. God bless you, Tanrı seni kutsasın. Buradaki ne mutluyu anlatmaz. Sözlükler yazıyor, haklısın. Sözlüklerde bu yazıyor ama doğru değil.
Ne mutlu, ne hoş, ne güzel. Bence how'la kurulmalıdır. How happy, how bla bla, neyse yani sıfat. How'la kurulmalıdır. Blessed orada bence uygun düşmez. How happy are the gullible people who have narcissistic self-admiration and look at their enemies full of anger and hate. Yani düşmanlarına kin ve nefretle bakabilmiş saf insanlar. Burada gördüğünüz gibi ben çeviriyi biraz genişlettim. Narsistlik de kattım. Çünkü burada saf dil kelimesine kötü bir anlam yüklemiş Herman Hesse. Bunların aslında saf dil olduklarına inanmıyor. Zaten kendisi müthiş akıllı bir adam. Müthiş güzel şeyler yazmış. Dolayısıyla burada kötü bir anlam verimleri diye düşündüm. Evet, devam ediyorum. How happy are those who never doubt themselves? Because they believe they are not guilty in any manner whatsoever for the misery and destruction of their country. And blame the French, the Russians, the Jews, etc. It doesn't matter who. And blame someone, an enemy, whomsoever it is. Who knows? These people, probably representing 9/10 of the inhabitants of the earth, were really happy in their ancient primitive religions, perhaps enviably happy, and leading a life free from worries and concerns under the armor of enmity of thought, carrying foolishness or extreme cunning. Benim çevirimde böyle. Bir iki not daha. Whomsoever kullanımları, doesn't matter who knows, yani içinde who olan kelime gruplarını çok iyi bilmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani kim olduğu önemsiz, kim olursa olsun, kim bilir gibi Türkçe'ye de güzel girmiş bu kelimelerin İngilizce karşılıkları bunlar. Doesn't matter who, whomsoever, who knows, bunları biliyorsunuz. Artı herhangi bir millete atıf yaptığımızda mutlaka the koyuyoruz, bunu unutmayın. The French, the Russians, the Jews ya da dinsel inançlara. Yani insan gruplarına atıf yaparken. Ayrıca burada bir düşünce düşmanlığından söz ediliyor. Yani düşünceye düşman. Enmity of thought. Çünkü biliyorsunuz ilkel dinler de dahil bütün dinlerin ortak özelliği insanlara şu mesajı vermesidir. Ben senin yerine zaten düşündüm. Sana bir kitap gönderdim. Artık senin düşünmene gerek yok. Burada her şey yazıyor. Fikir budur. Ana fikir budur. Yani burada yazan her şey doğrudur. Sen hiçbir şekilde kuşkulanmana gerek yok. Ya da düşünmene bile gerek yok. Çünkü ben bütün sorunları çözdüm. İşte bu düşünce düşmanlığını doğurur. Belki altta yatan fikir bu değildi. Ama sonuç itibariyle varılan nokta budur. Enmity of thought, yani bütün dogmaların, bütün dogmatik düşüncelerin gelip vardığı nokta kesinlikle budur.